Merhaba tam indir ziyaretçileri. Bu hafta da yine karşınızda aynı kasayla birlikteyiz. Yanımızda Barkın var yine. Serin ustamız var. Aynen. Serin bu işleri bizim için çözüyor arkadaşlar. Biz de böyle laf kalabalığı yapıyoruz ama kısaca hatırlatalım. Kasayı temizledik arkadaşlar. Sonra büyük çaplı bir temizlik de yaptık. Sonra termal macunu tekrar nasıl süreceğinizi gösterdik. Ama evet. Kasayı en son toplarken kablo düzenin çok önemli olduğunu vurgulamak istedik. Ve bunu Serin tekrar bizim için yapıyor. Hadi bakalım görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar parçaları teker teker takılacakken şunu da belirtmekte fayda var. Bu biraz şey psikolojisi gibi arkadaşlar. Hani düğünde takı töreni olur. Aynen öyle. İşte böyle yakana paralar takılır, damatsın, mutlusundur, düğün parasını kırdık falan filan. Bilgisayarda da mutluluğu yaşatacağız şimdi. Şu an Serin'in elinde ne var? İşlemcinin fanı var. İşlemciyi yerine taktık. Üzerinde mandalı, termal şey de var. Macunu da söyledik. Mandalını kapadık. Fanı yerine oturtacağız. Fanın hareketli kıstırmalı kısmını aşağı doğru çeviriyoruz ki takarken daha kolay takalım. Diğer tarafı da öbür tarafta kalıyor. Şimdi öncelikle hareketsiz kısmını oturtuyoruz. Evet, burası tamam. Şu anda işlemcinin üstüne oturttuk bunu. Şunu da oturttuk. Aynen. Artık bu oynamıyor yerinden. Onu yerine taktığımıza göre fişini de yerine takmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde fişini de yerine taktık. Ya. Oğlan tarafından damadına bir soğutucu. Evet. Gördüğünüz üzere pırıl pırıl bir soğutucumuz var şu anda. Pervanesi rahat dönüp dönmediğini kontrol ediyoruz. Bak temizledikten sonra dönüyor. Remleri kontrol etmeyeceğiniz zaman şu şekilde yapın. Remleri bu şekilde tutmayın. Bu şekilde tutun. Ortadan bastırmaması gibi. Bu çok önemli bir şey zaten sanırım değil mi? Evet. Şöyle kenarlarını açtığınız zaman rem zaten yükseliyor ve bu şekilde yerinden çıkartıyorsunuz. Bakıyoruz tertemiz. Zaten güzel kaplamış arkadaşlar. Şu tırnağın yerine dikkat ediyoruz buraya göre. Ters boşu boşuna tersten zorlamıyoruz. Anakarta zarar verebiliriz. Rem'e zarar verebiliriz ya da sokete zarar verebiliriz. Rem'e zarar gelmesi daha iyi aslında. Anakarta zarar gelirse komple değiştirmek zorunda kalabiliriz. Bu şekilde alttan destekleyerek bastırıyoruz ki anakartı çatlatmıyor. Şimdiki aşamada kabloları düzenleyerek geri toplamaya başlıyoruz yavaştan. Şimdi bizim öncelikle şurada yapmamız gerekenler, şurayı bir boşaltalım önce. Bakalım bu kasanın üst tarafından geliyor, bunu kenara atalım. Bunlar fanların kontrolcüleri, şunu yine üst taraftan gelenlerin yanına atıyoruz. İçerisi bayağı salata zaten. Bu aşağı anakarta giden kontrol parçası. Buradaki olayımız şu, yeni nesil kasaların iç kısımlarında bu şekilde kanallar mevcut. Evet. Bu kanallar ne işe yarıyor? Yukarıdan giden kabloyu buradan geçirip arkadan dolaştırıp gideceği yerden çıkartabilirsiniz. Ha tamam. Mesela canım, ben de şey düşünüyorum, böyle kategorilere falan ayırıyorsun. Atıyorum. Ya bir nevi öyle. Yani ne bileyim işte ekran kartı için ayrı bir grup, ses falan filan. Gerçekten. Sazlar, güzel hayaller konuşuyoruz ya. Vurmalılar derken bu şekilde bunları, bu yine yukarıdan gelen ses kablosu, bunu da sökelim. Şimdi yukarıdan gelen kabloların hepsini buradan içeriye sallıyoruz. Bunlar kasanın öbür tarafından çıkıyor. Kasanın öbür tarafından bunları yapabilmek için de kasamızı kaldırıyoruz. Şu şekilde. Evet, artık bu şekilde devam ediyoruz işimize. Şimdi bu buraya girdi. Sonra başka ne var? Bu renkli olan kablolarımız var. Bunları da buradan alalım. Verin bana o kabloları oradan hepsini tek tek. Oradan üst taraftan verin ben. Yukarıdan gidenlerin hepsini buradan bana verin. Fanlar hariç. Fan kontrolcuları. Fanlar hariç. Yani fanlar şunlar hariç. Şunları şu şekilde kenara alıyoruz. Tamam. Şunları şu şekilde kenara alıyoruz. Bunu buradan içeri veriyoruz. Bu da bu şekilde. Şimdi bunların hepsi aşağıya giden kablolar. Bu kısma gelecekler. O yüzden direkt oradan geçiriyorsun. Şuradan kalabalık etmiyorsun. Aynen, o kasanın içerisinde gereksiz bir kalabalıktan kurtuluyorsun. Böylece mesela içeriden bir müdahale yapmanız gerektiği zaman önünüzde bir kablo salatası olmuyor. Bir aslında yandan, mantıklı. Tabii ki. Bir yandan bu aşamada kablo bağlarını kullanmaya başlıyoruz. Şöyle göstereyim.
Bu şekilde kablo bağımız odakladı mı? Hayır. Tam odaklayacak. Tam olarak değil. Şu an odakladı aynen. Kablo bağlarımızı kabloların etrafından sarıyoruz ve kilitliyoruz. Bu da kabloların ayrılmasını, etrafa dolaşmasını ve fazladan yüzey yaratmayı engelliyor. Strip de diyorlar bunları ya. Olabilir. Cırcır da deniyor sesinden dolayı. Kablo bağı da deniyor. O bayağı kullanışlı bir şey şu an. Süper cırcır şey. Sesinden dolayı diyorsun da cırcır başka bir şey benim bildiğim ya. Ya onun tornavidalara da cırcır diyorlar. Onlar da sesinden dolayı. Yani bu çevirince geri saran cır 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 cır. Güzel kıvırdığın muhabbeti senin ama biz işimize devam edelim. Bak bak sesi dinleme sesi. Bak. Tamam olabilir. İşte zip. Bazen insan vücudu öyle sesler çıkartabiliyor. Zip tie de denebiliyor buna tabii. Böyle olarak, bir kablo düzeni var arkadaşlar. Evet, düzenli duruyor. Şuradan üstten ve alttan kablo bağı attık. Araları biraz... Ama arka taraftan bu şekilde geçti. Valla şu an gayet dahili de çalışan bir doktor gibi titiz davranmışsın bence. Şimdi kasanın ön tarafından devam edelim hemen. Tamamdır. Yatırdın mı masaya? Tamam. Yatırdık masaya. Şunları kenara atalım. Ona geçmeden önce biz şuradan devam ediyoruz. Bu kasanın üst tarafından gelen USB kablonun dahili konektörü. Şuraya takıyoruz bunu. Bu arada ne mutlu Can'a buraya... Aslında ikişerden 4 tane daha USB tanıtabiliyor bu kasanın içine. İstese aile boyu USB yuvası yaratacak yani. Evet. Şu kasanın üst tarafından gelen ses konektörü. Bunu da şuraya takıyoruz. Bakalım uyuşacak şekilde. Bu da yerine girdi. Şu kasanın üstünden gelen eSATA sürücünün kablosu. Bunu SATA'ya takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi gelelim en civcivli kısmına işin. Bilgisayarı evet. Açıp kapama kısımları. Aç kapa, reset, işte bu hard diskin ışığı, ıvır zıvır, bilumum düğme. Bunlar anakartın üstüne mesela şu şekilde yazar ama karınca doğası gibi yazıldığı için okumaz. Yani okunması çok zor. Ben buradan bakıyorum reset yazıyor mesela. İlk sıraya reset switch'i takıyoruz hemen. Bir de şöyle bir şey var. Mesela reset yazıyor anakartta, kablonun üstüne reset yazıyor. Kablonun üstündeki yazıya doğru dönük olması gerekiyor taktığınız zaman. Yani yukarıya doğru takayım diye bir şey yok. Mesela bu neymiş? Power switch. Power switch. Hemen power switch'in önüne yazı. Bu yazıya bakacak şekilde takıyoruz. Bunu da bu şekilde yerine taktık. Anakart bağlantılarımız tamamdır. Yukarıdan aşağıya giden takmadığımız ne kaldı? Fan kontrolcuları kaldı. Evet. Bunları fanları taktığımız zaman ayarlayacağız. Şimdi devam edelim biz. Hemen hard disklerimizi takalım ve ekran kartını takalım yerine. Şunları bir sıradan geçelim. Kablo yeterince kısa zaten değil mi? SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 5, SATA 6 şeklinde gidiyor bunların sıraları. Evet. CD sürücüyü ben SATA 3'e takıyorum çünkü 2 adet hard disk var kasada. İkinci hard diskimiz SATA 2'ye takıyorum. Ve birincil olan hard diskimizi de SATA 1'e takıyorum. Bunları da bu şekilde taktık. Bunların kablolarını birazdan düzenleyeceğiz. Ekran kartı tabii ki her genç erkek çocuğun rüyası olduğu için. Daha da bir özen istiyor. Bilgisayarın en önemli parçalarından biri oluveriyor birden. Evet hala toz çıkmaya devam ediyor bazı yerlerden. Olduğu kadar ya. Tabii, ekran kartı çok böyle girintili çıkıntılı bir şey olduğu için. Yapacak bir şey yok bu konuda. Hop, şu koydum şöyle. Şunu da şu şekilde yerine dikkatlice indiriyoruz. İki tane vidası var bunun. Ne yapmıştık bunu? Çay tabağında saklamıştık değil mi? Evet, çay tabaklarımızı hemen alalım. Bir kere temizliğe başladın mı? Bırakamıyorsun işte. Güzelliği de orada. Göze batan bir nokta olmayacak. Şu vidaları da yerlerine takıyoruz. O yetecek mi öyle yoksa tekrar sıkmaya gerek var mı? Sıkacağız. Tornavidayı. Bir de sen anakart vidalarından bahsediyordun. Sabitlemek evet. İçin. Ona en son yapıyoruz galiba. Şu aşamada bu şekilde oturtuyoruz. Çok sıkmıyoruz, dikkat edelim. Çok sıkarsak anakarta zarar verebiliriz. Tutacak kadar. Tutacak kadar. Bakıyoruz. Oynama yapıyor mu? Yapmıyor. Tamamdır o zaman. Bu taraftakileri de kontrol edelim.
Tamamdır. Bakıyoruz oynama yapan yer var mı? Yok. Bunları hallettiğimize göre şimdi sıra geldi güç ünitesine. Güç ünitesini en sona sakladık çünkü kabloları onun çok fazla. Güç ünitesini takmaya başlıyoruz şimdi. Bir yandan da bir su altı canavarı zaten. Evet. Yani. Bir yandan da kablolarını düzenleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir canavar arkadaşlar. Saçaklı biraz. Kablolarını ayrı. Bu modelde bunun aşağıda olması benim hoşuma gitti. Normalde kasanın yukarı tarafında olur ya. Sebebini biliyor musun? Hayır. Hemen anlatayım. Normalde bu güç üniteleri eskiden üstteydi. Bu güç üniteleri üstte olduğu zaman ne oluyordu? İşlemcinin üstünde fan takmaya ya da ne bileyim ekstra soğutucu takmaya yeterince yer kalmıyordu. Ha. Bu parçaları artık aşağı aldılar. Onlar aşağı gelince bir de ağır bir parça aslında. Anlamsız yerde yukarıda sarktığı için. Tabii yani sıkıştırıyordu ortalığı. O da oraya girince içerisi rahatladı. Zaten bir yandan da işte 3 tane 2 tane ekran kartı takanlar falan olduğu için onlar için bu tarz yer olayı çok büyük sıkıntı oluyordu kasalarda. Bu arada ben ayakkabıları yine giydim ama remleri dokunmayı bıraktık. Evet. Şimdi ekran kartına bakıyoruz. Bu ekran kartında 6'lı soket var. Şimdi bazı ekran kartlarında 8'li soket gerekiyor. Bazılarında 6'lı gerekiyor. Bazılarında ikisini birden de takman gerekiyor. Bu ekran kartının modeline göre değişiyor. Bizimkinde 6'lı olduğu için bunu kullanmayacağım. Bunu kullanacağım direkt. Hem de bu sayede şöyle kabloyu alttan çevirip şuraya takabileceğim. Bu şekilde SATA kabloların altından geçiriyorum. Ve ekran kartının üstüne oturtuyorum. Sonra bu alttaki kablo ile bizim bir daha işimiz olmayacak. O yüzden ben şunu şu şekilde hemen kablo bağıyla sıkıyorum ki yerinden çok fazla daha oynamasın artık. Ne işte bu ses? Cürcür mü oluyor şimdi bu? Aynen öyle. Bak bir daha cırka da. Eserin fazlasında. Bundan sonra anakartın bağlantılarını takalım yerine. Şu gördüğünüz Matrix. Zibil tane üstünde soket olan anakartın üstündeki şu zibil tane giriş olan yere takılacak. Bunu yine en alttan geçiriyorum. SATA kabloların altından şöyle uzattım yukarıya doğru. Bakalım bunun tırnağı bu tarafta. Şu şekilde anakarta bunu takıyoruz. Yine anakartı alttan destekleyerek. Tabi anakartın altındaki lehimler elinize batabilir. Bu konuda dikkat edeceksiniz. Bastırdığınız miktarı. Evet yerine oturdu, tık etti zaten. Şimdi de anakartın üstündeki son konektörü takacağız. Ve ondan sonra SATA güç kablolarını takmaya başlıyoruz. Şunu da şu şekilde şuraya soktum. Bu nedir abi? Bu da anakartın üst tarafına doğru ilerleyen bir güç kablosu kendisi. Bu şekilde şuraya takılır kendisi. Şimdi bunun anakarta giden kabloları taktığımıza göre bunlar hareket etmeyecek artık. Bunları da birbirlerine bağlayalım. Şimdi geldi sıra SATA güç kablolarını takmaya. Şimdi SATA kablolarının bir tanesi, bir grubunu bunları iki tane üçlü olarak ayırmışlar. Bir grubu hard disklere takıyorum, bir grubu da yukarıya yollayacağım. Bu da DVD sürücüye bağlanacak. Şunu şöyle taktım. Şöyle taktım. Bu ikisi tamam. Bu şekilde. Bunu da buradan alttan içeriye doğru sallandırdım ki bunlar ortalıkta gezinmesin. Kasanın altından yolladığımız kabloyu şuradan alıyoruz. Bunu da düzenli bir şekilde yine.
açabilirsin. Olacak. Derin nefes al. Çıktı mı? Çıktı. Evet. Tamam, dur topu gibi. Bunu da buraya takıyoruz. Hop, bu da oldu. Takılması gereken tüm kablolar yerinde. O zaman fanları takmaya başlayabiliriz. Evet, vakti geldi. Fanları takmamız biraz uzun sürecek. O yüzden fanları takıp hemen yanınıza geri dönüyoruz. Evet, fanları takıp geri döneceğiz demiştik. Fanları taktık. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Fanları takarken bir tertemiz miktarda, oldu ya. Evet, kablo düzenlemesi de yaptım. Yalnız şu titizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Aynen. Buradan fiyonklar, kuralar. Abi. İnanılmaz ya. Adam hakikaten severek yapmış yani. Siz de kasanızı seviyorsanız bu kadar emek göstermelisiniz arkadaşlar. Hemen onların mantığını anlatayım ben. Herkes yapabilsin bu sayede. Hı-hı. Çünkü yaparken keşke bunları da kameraya çekseydim diye düşündüm. Olayın mantığı şu. Birbiriyle birlikte gidecek olan kabloları birlikte bağlamamız gerekiyor. Mesela aynı grup. Burada 4 tane kablo var. Bu 2 fana bağlı olan. Tamam. Mesela buradan geliyorlar. Aynı istikamet. Aynı istikamet. O yüzden buradan bunları birbirine bağladım. Hı hı. Sonra buradaki fanın gelen kablosu, bunlar birbiriyle geliyor. Şuradan birleşiyor bunlar. Anladım. Şurada birbirine bağladım, içeri verdim. Sen de gereksiz boşluk yaratılmasın diye böyle fiyom şeklini getirip alandan kazandırdın. Aynen, aynen. Sonra burada mesela kullanılmayan güç kablolarını şu tarafa doğru. Anladım. Hard disk yuvalarından boş olan bir tanesine soktum hepsini. Hı hı. Kullanmamız gereken yine arkadan bolca kablo aktardım. Onları da gösterelim hemen. Böylece hani şu, özellikle şu alanda bir şey yapacaksanız önünüzde gerçekten hiçbir kablo salatası olmuyor. Evet. İşlemci ve ekran kartının civarı açık olması gerekiyor. Alabildiğin açık olacak. Şöyle SATA kablolarını serbest bıraktım. Hı-hı. Çok germedim bunları. Çıkartmak, takmak gerektiği zaman komple kablo bağı açmak gerekmesin diye. Bu muhtemelen bizim en çok oynama yapmak zorunda kalacağımız kablo grubu olacak ileri vadede. Evet, çünkü hard disk dediğim takılır, çıkartılır. Aynen. Ama güç kabloları, işte bu fan kabloları çok fazla kurcalanacak kablolar değil. Hı hı. Ondan sonra da işte filtrelerimizi yerlerine takıyoruz. Bu filtreler nasıl takılıyordu? Sanırsam şu şekilde. Evet. Filtrelerimizi de taktık mıydı? Bu iş burada. Bu iş burada biter. Diyoruz. Bundan sonra artık kapağı sürmesi kalıyor. Onu da zaten artık çok da kılavuzluğa ihtiyacı yok değil mi? Onları da hallettikten sonra kapanışla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, tiril tiril bir kasa. Bundan sonra artık parça mı sökeceksiniz, takacaksınız? Kabloları belli, yeri belli. Tertemiz ya. Hani artık açtığınız zaman içiniz ferah olacak. Nasıl yaptın abi? Sırrı nedir bunun işin? Düzen hakim. Şimdi öncelikle hangi kablo nereye gidiyorsa birlikte toplayacağız. Toplu taşıma mantığıyla yan yana yan yana onları bağlıyoruz. Bir de kablo bağından sakınmayacaksınız. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kullanacaksınız. Mesela biz 15-20 tane kullandık. Zaten kablo bağının 100 tanesi 5 lira civarı bir şey. Kaçısı onlardan da sakınmıyoruz. En sonunda mutlu son. Basıyorsunuz marşa, bakıyorsunuz Windows'a. Sizin bilgisayarınız da böyle olabilir. Bir de neden olmasın? Yapın arkadaşlar. Ayrıca başka teknik bilgiler konusunda hani kafanızda takılan bir şey varsa soruları yardırın. Bir sorular geldikçe devam ederiz. Böyle videolarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.